Menekşe. 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 Efendim. O senin küçük kolonyan vardı ya hani. Nerede o? Çantamda, gardırobun içinde. Bak bulursun. Tamam. Otur sen. Çay şimdi hazır olur. Çıkıyorum ben. Kahvaltını yapıp öyle gitseydin. Menekşe. Allah aşkına saçma sapan mutluluk oyunlarından vazgeç. Ne bu şimdi? Domatesin üstüne reçel mi sürüyor? Ben moralini yerine getirmeye çalışırken sen sürekli öfkeleniyorsun. Sırf sana destek olmak için. Ben burada nelerle uğraşıyorum, sen neyin derdindesin? Önüme bir tabak reçel koydun diye mutlu mu olacağım? İçi geçmiş iki domates doğradın diye uçarak mı çıkacağım evden? Böyle yaparak gururumu kırıyorsun benim. Evine yetemeyen bir adam oldun diyorsun resmen. Farkında değil misin? İflasın acısı neden benden çıkartıyorsun Hasan? Ben mi batırdım seni sürekli bana bağırıyorsun? Sana o adamla ortak olmaman gerektiğini söylemiştim. Yeter! Her gün aynı şeyleri duymaktan sıkıldım. Ben bir çıkış bulmaya çalıştıkça üstüme gelme. O zaman gidip ortağına bağır, tamam mı? Bana değil. Eve biraz para bıraksaydın, müracaat ettiğim işlerden ararlarsa yol parası yaparım. Bu kadar var. İyi de Hasan, ben bununla hiçbir yere gidemem ki. Günaydın Menekşeciğim. Ya Zehrin abla, ne zaman döndünüz? Ben sizi hala Ayvalık'tasınız sanıyorum. Geçsene, çay demlemiştim. Birer bardak içeriz. Hiç geçmeyeyim Menekşeciğim. Dün gece geldik ama az sonra tekrar yola çıkacağız. Samet abinin bir arkadaşının nikahına diye gelmiştik. O da iptal olmuş. Gelin kaza mı ne geçirmiş. Aa. Ay yazık vallahi. Şu dünyada neler geliyor insanın başına. Sen nikah diye yola çık, hastaneye git. Allah korusun. Hay Allah, çok geçmiş olsun. Sağ ol Menekşeciğim. İşte hal böyle olunca hiç vakit kaybetmeden yazlığa geri dönelim dedik. Çünkü orada da yarın akşam Samet'in yeğeninin düğünü var. Yarından sonra geri döneceğiz kısmetse. Benim senden bir ricam olacak. Ne demek Zerrin ablacığım? Elimden gelen bir şeyse. Ev çok tozlanmış. Koca yaz yoktuk tabii. Neyse, işte ben de yorgun argın gelip eve pis girmek istemiyorum. Bu parayı vereyim. Sana temizliğe gelen hanımı çağırıp şöyle dip köşe bucak temizletirsen çok sevinirim. Benimki başka bir yere gidecekmiş, gelemeyecek. Düğünler böyle kıstırınca şu işleri yapacak zamanım da kalmadı. Tabii temizletirim, ne olacak? Senin başında durmana gerek yok. Yani gelecek hanımdan ötürü demiyorum da senin için rahat etsin diye söylüyorum. Bütün ziynetlerim, paralarım bankada. Ne senin ne de onun tedirgin olmasına sebep olacak bir şey yok yani. Ben sana yedek anahtarı da vereyim. Olur. Ay çok teşekkür ederim canım. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Rica ederim. Ne demek Zerrin abla? Ben mi temizleteceğim sanki? Alt üstü bir temizlikçi çağıracağım. Elime yapışmaz, merak etme. Tamam o zaman, ben gideyim. Samet aşağıda çatlamıştır. Peki Zerrin ablacığım. Hadi canım, tekrar teşekkürler. Hasan Bey'e güle selamlar. Güle güle. Sen de Samet abiye selam söyle. Hayırlı yolculuklar. Thank you.
Allah Allah. Ya bir yaşıma daha girdim yemin ederim. Çok üzüldüm Samet. Ne oldu da bu kadar muhtaç hale geldiler? Vallahi bilmiyorum ki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu adam mühendis. Nerede olsa iş bulur. Yani bulur değil mi Samet? Belki de temizliğe gelecek birini bulamadı. Söz verdiği için kendi yaptı. Olamaz mı? Ya hanım. Sen kendinden pay biç. Sen olsan Menekşe'ye söz verdim diye gidip onun evini temizler miydin? Yok, temizlemezdim. Yani doğal olarak o da temizlemezdi. Neyse, sakın bildiğimizi belli edip de utandırma kızı. Bir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranalım. Yok, ben hiçbir şey demem. Menekşe. Menekşe uyan. Efendim, ne oldu? Çıkıyor musun? Bu para nereden geldi? Para mı? Ne parası? Bu para. Bu para nereden geldi Menekşe? Senin dolabından çıktı. Raftaki giysilerin altından. Hiç bilmiyorum ki Hasan. Belki de bir şey için koydum, sonra da unuttum. Hatırlamıyorum ki. Ben de çok şaşırdım şimdi. Unutmuş olsan bu para dün de orada olurdu. Belli ki bu para oraya yeni konmuş. Bana yalan söyleme Menekşe. Bilmiyorum dedim ya. Belki hırkanın cebindeydi. Orada unuttum belki. İyi de bunun cebi yok. Seni son kez ikaz ediyorum. Bana doğruyu söyle Menekşe. Bu para buraya nasıl geldi? Hasan neden uzatıyorsun? Söyledim işte bilmiyorum. Üstüme varma. Bana yalan söyleme Menekşe. Bana yalan söyleme. Bilmiyorum dedim, bilmiyorum. Biliyorsun. Nereden geldi bu para? Bana niye yalan söylüyorsun? Neyin karşılığı olarak aldın bu parayı? Bak çabuk söyle yoksa elimden bir kaza çıkacak. Parasızlığın acısını benden niye çıkartıyorsun? Gidip ortağına çatsana. Ona diklen böyle. Gücün bana yetiyor değil mi? Bana hemen söyleyeceksin. Bu parayı sana kim verdi? Ne karşılığında verdi? Çabuk söyle. Söyle hadi. Yüzünü sattım. Bırak tamam. Ne olur. İş görüşmelerine gitmek için para lazımdı. Sen de vermiyordun. Kızarsın diye söyleyemedim. O senin nikah yüzündü. Senin yüzüğün 200 liradan fazla ederdi. Peki üstünü ne yaptın? Gün parasını verdim. Altın gününün. Ben iyi kalmıştım. Vermesem olmazdı. Nerede bu yüzük? Hasan Bey'in çıktığını görünce komşumla bir kahve içeyim dedim. Tabii müsaitsen. Yok yok Zehrin abla, buyur geç. Vallahi çok teşekkür ederim Menekşe'cim. Ev pırıl pırıl olmuş. Sana da zahmet verdik.
Olur mu hiç abla? Alt tarafı temizlikçi çağırdım. Ne zahmeti? Ben de bir kahve yapıp sana teşekküre geldim. Ellerine sağlık. Ellerime mi sağlık? Aman canım, lafın gelişi. Öyle derler ya. Sen yaptın diye demiyorum. Sen yapmadın tabii. Yani onu ima etmedim. Ay, bir konuşamadım. Biliyorsun değil mi? Özür dilerim Menekşe. Seni üzüp utandırmak istemedim. Bildiğimi belli etmeyecektim ama boş bulundum. Ne olur samimiyetime inan. Seni ne çok sevdiğimi bilirsin. Samet abi de biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor tabii. Zerrin abla, doğruyu söyle. Biliyor. Zaten ilk o öğrenmiş. Evde güvenlik kameraları var, harekete duyarlı. Samet'in işleri işte, kayıtları kontrol ederken görmüş, bana da gösterdi. İnan bizim için hiç önemi yok. Tam tersine seni takdir ettik. Bu fedakarlık herkesin harcı değil. Gerçekten. Ne olur üzülme. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama her şey düzelir. Kara gün kararıp kalmaz demişler. İlla bir yerlerden güneş doğar. Hadi üzülme artık. Hadi. Hasan. Oo, Erdal Bey. Beraber iflas ettik ama senin keyfin yerinde anlaşılan. Ne oldu? Hani geçen hafta ödeyecektin paramı? Haklısın. Haklısın da işte evdeki hesap çarşıya uymadı. Başlatma evinden de çarşından da. Ben paramı istiyorum. Beni mahkemelerle uğraştırma. Ulan ben o parayı senden alırım ama vaktim yok mahkeme bekleyecek. Bak bir sakin ol. Bir beni dinle. Ben de seni arayacaktım zaten. Yukarı çıkalım. Paranın yarısı hazır. Bir anda o kadar para bulamadım. Yarısını vereyim. Kalanı da en kısa zamanda veririm. Şimdi hemen verecek misin 50 bin lirası? 50 bin lira hazır ama kalan 50 bin lirayı da tamamlamam lazım. 2 haftaya da onu alırsın. Ancak toparlayabilirim. Çıkalım, hemen vereyim istersen. İstersen bankaya hesabına yatırayım. Yok, banka manka karıştırma şimdi. Tamam, gel. Lan, nereye lan? Lan, ulan şerefsiz! Aç lan kapıyı! Aç lan! Aç! Aç lan! Aç şu kapıyı! Açsana lan şerefsiz! Lan nereye lan? Açsana lan şu kapıyı şerefsiz! Lan dur! Lan şerefsiz! 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 Kayıtlar dedin. Ne oldu o kayıtlara? Eğer onları Hasan izlerse? Hayır hayır endişelenme. Samet abin hepsini sildi. Bizden başka bilen yok. Kimseye söylemeyiz. Ama zaten bu utanılacak bir şey değil ki. Düşünme artık, ne olur unut bunu. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Menekşe? Bak bir kenarda Samet abinin bile bilmediği 3.000 liram var. Altın günlerinden biriktirmiştim. İstersen onu sana vereyim. İstediğin zaman ödersin. Olur mu? Acelesi yok yani. Eliniz tekrar bollaşınca... Taşıması öyle değirmen dönmez Zerrin abla. Benim iş bulmam lazım. Ama hiçbir donanımım yok. Onlarca işe müracaat ettim. Ama hiçbiri kabul etmedi. En fazla asgari ücretle 1-2 basit iş bulabildim. Ama onlara gidemem. Benim daha çok kazanacak işe ihtiyacım var. Ben bu konuda ne yapabilirim ki Menekşe? Eskiden olsa Samet abin seni dükkanımıza alırdı. Ama biliyorsun çok oldu kapatalı. Abla, senden saklayacak değilim. Biz her şeyimizi kaybettik. Hasan iflas etti. Zaten işi kurarken bu evde teminat göstermişti. Ev ipotekli yani. Ama bankaya olan taksitleri ödeyemiyoruz. Yakında bizi evden atabilirler. En azından evi kurtarabilirsem baştan başlayacak bir şansımız olur. Ama sokakta kalırsak temelli yok olup gideriz. Ailenize gitseniz. Onlar belki yardım edebilir size. Benim ailemin bana yardım edecek gücü yok. Hem durumumu öğrenirlerse yüreklerine iner. Hasan babasını çoktan aradı. Benim tek çocuğum sen değilsin. Neyin varsa ölünce paylaşırsınız demiş. Hey Allah'ım ya.
Bu insanları anlamak da mümkün değil. Ya o insan evladına böyle döner mi arkasını? Hayret bir şey. Abla, aslında benim aklıma bir şey geliyor ama senin yardımın lazım. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Abla, ben evlere temizliğe gitmeye karar verdim. Hasan? Benim tanıdığım Hasan buna izin vermez kesinlikle. Hem öyle tanımadığı insanların evine asla seni yollamaz. Zaten başta temizlikçi olmana müsaade etmez. Onun haberi olmayacak ki abla. Ben her şeyi düşündüm. Kreşe olan bir arkadaşım var. Hatta bana da iş verdi. Ama parası çok düşük olduğu için gidemedim. Onunla konuşup yanında çalıştığımı söyleyeceğim. Sanki parayı o veriyormuş gibi temizlikten kazanıp evin banka taksitlerini yatıracağım. Üstelik orada bir ayda kazandığım parayı burada işten bir iki haftada kazanırım. Senin çevren geniştir. Eski ahbaplarını yollasan bana yeter. Ha Zehrin abla? Yok yok, bu iş olmaz Menekşe. Samet duyarsa bana çok kızar. Abla lütfen. Bak ev elimizden gidecek. Hiç değilse birkaç ay için. Hasan parasını ortağından alana kadar. Ne olursun yardım et. Abla. Bilmiyorum Menekşe. Zerrin abla, sana yalvarıyorum. Evim, yuvam dağılıyor. Allah aşkına abla, yardım et. Peki şimdi ne olacak? Tekrar bulabilecek misin Erdal'ı? Hasan, ortağını diyorum. Bilmiyorum. Bu arada bir işe girsen, ben de çalışırım. Evin taksitlerini öderiz en azından. Olmaz mı? İş bakmıyor muyum sanıyorsun Menekşe? Her gün iş bakıyorum. Ama başlangıç maaşları çok düşük. Üstelik piyasada biliyorlar beni. Şirketini batırmış olmak da hiç yardımcı olmuyor tabii. Bazıları şaka gibi. Yanındaki çaycıya verdikleri parayı öneriyorlar maaş diye. Peki ne olacak o zaman Hasan? Ona hayır, buna hayır. Biz ne yapacağız Hasan? Arkadaşım aradı da. Bu ne? Ha? Bana yalan söyledi. Hasan. Hasan dur. Bana yalan söyledi. Dur. Yapma. Hasan. Yalan dur. Hasan yapma. Dur. Bırak. Bana yalan söyledi. Hasan dur. Yapma. Yalancı! Nereden çıktı o para? Söylesin de!
elleri kırılsın. Nasıl kıydı sana böyle? Yüzüğü bulunca onu aldatıyorum sandı. Bana vurduğundan daha çok canımı yaktı. 5 yıldır evliyiz biz abla, 5 yıl. Ne ben kocamı tanıyabilmişim, ne de o beni. Boşan o zaman. Boşan git ailene. Olmaz. Böyle bir durumda onu bırakamam. Her şeyini kaybetmişken ben nasıl giderim? E peki bu halin ne olacak? Geçer. İşini kaybetti. Bütün birikimini, arabasını. Evi de kaybetmek üzereyiz. Bir tek birbirimize sahibiz abla. Nasıl bırakabilirim? Zerrin abla. Ablacığım, sen bana yardım etmek istiyorsan iş ayarla. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Deli olma Menekşe. Hasan'ı kızdırınca neler yaptığını gördün. Eceline mi susadın sen? Ondan gizli gizli gittiğini duyarsa bu adam seni dayaktan öldürür bu kafayla. Günlerdir eve ekmek alacak parası yok cebinde. Ama yine de aynı kibir. Aslında o gece bırakmıştı beni. Daha fazla vurmayacaktı. Ama gerçeği söyleyince daha çok vurdu. Senin evini temizlediğimi söylemek hiçbir şey düzeltmedi yani. Beni rezil ettin diye bağıra bağıra dövdü durdu sabaha kadar. E peki şimdi ne olacak? Benim gidecek başka yerim yok abla. Baba evine dönemem. Onların yüzüne bakamam. İşim yok, eğitimim yok. Hiçbir deneyimim yok. Ben ya bu gemiyi yüzdüreceğim ya da bu gemiyle birlikte batacağım. Kısaca başka çarem yok. Bana iş ayarla sen. Temizliğe gidip evin taksitlerini çıkarmam lazım. Tek çarem bu. Hem Hasan beni seviyor. Böyle ilk sallantıda çekip gidemem. Nankörlük olur abla. Madem bana abla diyorsun, o zaman bu sözüme kulak ver. Bir kere vurdu mu, bir kere katlandın mı buna, ondan sonra hep katlanırsın. Bir daha vurmaması için hiçbir sebep kalmaz. Gençsin, güzelsin, hayatını bir başkasıyla yeniden kurarsın. Çoluk çocuğun olur. Bence ailene git, yardım iste. Onlara gidemiyorsan, ne bileyim bakanlığa ya da valiliğe git. 183'ü ara. İstersen beraber arayalım. Gerçekten yardım ediyorlar. Koruyup kolluyorlar, iş buluyorlar. Belki okula bile geri döndürürler seni. Yaşın küçük, öğretmen çıkarsın. Ne dersin ha? Ben kalkayım artık Menekşe. Tekrar geçmiş olsun. Peki abi. Görüşürüz. Peki. Kadın bir daha bizim evimize girmeyecek. Neden? Ne zararını gördük ki? Daha ne zararını göreceğiz be? Kadına bak. Benim evimde, benim karıma verdiği akıllara bak. Ama asıl suç sende. Ne anlattın da sana beni boşaman için akıl verdi? Bir şey dememe gerek var mı Hasan? Bana bakınca anlamıştır değil mi? Menekşe, o dilin çok uzadı senin. Sabrı mısın ama? Yoksa susturmasını bilirim. İyi. Sustum o zaman. Döv gene. Belki bu kez şansım vardır da döverken elinde kalırım. Çünkü bu hayatı yaşamaktan bezdim artık. Bezdin demek. Para kazanırken iyiydi de 5 kuruşsuz kalınca mı bezdin? Menekşe! Menekşe! Ben burada gerilmekten tefe döndüm. Sen güzellik uykuna devam et.
Sana vurduğum için çok pişmanım. Beni affet. Bir daha sana hiç vurmayacağım Menekşe, söz veriyorum. Bir daha sana asla el kaldırmayacağım. Seni çok seviyorum. Bana yardım et. Ne yapacağımı bilemez oldum. Neye gideceğimi, kime ne diyeceğimi bilemez oldum. Bana yardım et. Her şeyi birlikte düzelteceğiz Hasan. Her şey düzelecek. Yalnız değilsin. Ben varım. Ben senin karınım. İyi günde de, kötü günde de yanında olacağım. Ne yapacağız Menekşe? Hiçbir çıkar yol bulamıyorum. Biz ne yapacağız? Ne yapacaksak birlikte yapacağız Hasan. Ben de çalışacağım. Sen de az çok demeyip bir işe gireceksin. Önce evimizi kurtaracağız. Sonrası kendiliğinden gelecek. Benim için dua et Menekşe. Dua et de şu görüşmem iyi geçsin. Eğer kabul edilirsen biraz olsun rahatlarız. Edeceğim, merak etme. İnşallah bu sefer başaracaksın. Hem artık tasalanma. Bak ben de iş buldum. Her şey düzelecek sonunda. Görürsün. İnşallah. Görüşürüz canım. Yemek hazır. Beğenecek misin bakalım? Ne bu? Maaşım. Nevin'le konuşup biraz erken vermesini istedim. Tam 2000 lira. 2000 mi? Bir kreş ablası için çok değil mi? Ben bir mühendisim. Gene de başlangıç maaşını bu kadar vermiyorlar. Yemekleri yapan kadın ayrıldı. Artık yemekleri de ben yapacağım. Sadece 2 saat daha fazla kalıp yarının hazırlıklarını yapacağım. Ahçı'ya verdiği parayı da ben alıyorum doğal olarak. Bu parayla yarın hemen banka taksitini öderiz. Sonra da yeniden düzenleme istersin. Miktarı düşürüp faizini arttırırlar. O zaman daha rahat ederiz Hasan. Artık mezara girerken biter bu taksitler. Yesene.
Evet. Geçen görüştüğüm firmadan aradılar. Özgeçmişimi beğenmişler. Yeniden çağırdılar. Çok sevindim hayatım. Hadi hayırlısı olsun. Sen ne zaman çıkacaksın? Ben de birazdan çıkarım. Tamam. Hadi hoşça kal. Güle güle canım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Önce temizlik malzemeleri şuradaki banyoda. Vallahi hanım gelmeden tertemiz yapmasam sonum kötü olur. Sağ olsun Zerrin Hanım sizden övgüyle bahsetti. Bu devirde herkese güven olmuyor, bilirsiniz. Neyse, paranızı verdim. Ben şimdi çıkacağım. Siz de işiniz bittikten sonra kapıyı çekip çıkarsınız. Hadi tamam. Bakalım, kolay gelsin. Açın lan şu kapıyı! Açın kapıyı! Allah Allah. Ne oluyor be? Alacaklı gidiyor. Bereksen! Allah Allah. Açın lan kapıyı. Hasan? Ne? Kardeşim kimsin sen? Hasan ne yapıyorsun? Yapma! Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Küs. Bir doyunca sevemedim. Doyamadım yavruma anne. Kıyamadım kuzuma. Abisi gitmiş evden kıyafetlerini getirmiş. Getirmiş ama dağıtamadım fakire fukaraya. Kıyamadım. Koklar dururum. Çürüdü gözlerim ağlamakta. Çürüdü ama içim susmuyor. Bu ne iş ben anlamadım. Kocalar hep öldürüyor kadınları. Nasıl iş bu? Allah'ım ver.
kendi cana kıyıyorlar. Kolayla mı büyüyor evlatlar? Ne zorluklarla büyüyor, nasıl doğuruyor anneler onu? Ben ne zorluklarla büyüttüm çocuğumu. Aa, ben ne zorluklarla büyüttüm evladımı. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Önceleri çok mutluyduk. O kadar çok mutluyduk ki. Sonra bu sıkıntılar başlayınca koskoca saray gibi evde böyle dertler içinde kaldık. Sefaletti, perişanlık, yoksulluk derken ister istemez ilişkimize sıçradı. Hani bir laf vardır ya, Allah kimseyi alıştığı şeyden geri bırakmasın diye. O sözün kıymetini şimdi daha iyi anlıyorum. Çok pişmanım, çok. O kadar çok pişmanım. Çok pişmanım, çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.